Vanilla paketinin son raid'iydi Nax Ramaz. Ancak o kadar güzel bir raid'di ki, o kadar güzel bir ortamı vardı, hikayesi vardı ki adamlar tuttular bunu. Wrath of the Lich King'de 2008 yılında derleyip düzenleyip tekrar önümüze sundular. Şimdi biz bunun hikayesini anlatmaya karar verdik. Nax Ramaz neydi? Nereden geldi? Nasıl oluştu? İçindeki yaratıklar kim? Niye bu kadar önemli? Hem Vanilla'da hem de Wrath of the Lich King'de bununla maruz kaldık diyelim. Çünkü gerçekten çok ürkütücü bir hikayesi var ve çok da ürkütücü bir ortamı var. Şu anda ben size Nax Ramaz'ın ortamını belki gösteremeyeceğim ama anlattığım şeylerle size o ortamı yaşatmaya çalışacağım. Dediğim gibi şu an Eastern Plaguelands, yani doğu vebalı topraklarda Plaguewood denilen bölgenin üstünde dururdu bu Nax Ramaz. Peki ne işe yarardı bu Nax Ramaz? Nax Ramaz uçan, şöyle size göstereyim, uçan gezici bir kale. Necrocity, Necropolis. Aynen, geleceğim. Şimdi Necropolis'liğinden önce bir onun ziguratlık dönemi var. Şöyle uçtuğunu düşünün. Şu soldaki Wrath of the Lich King'deki hali, sağdaki de klasikteki hali. Resimlerin yeterli kadar büyük olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden devam ediyorum. Şimdi biliyorsunuz önceki anlattığım bölümlerde var olduğu için çok detayına girmeden geçeceğim. Arthas'ın bir geçmişi var ve Kel'Thuzad'ın ayrı bir geçmişi var. Kel'Thuzad Lich King'e hizmet etmeye başladıktan sonra nasıl söyleyeyim, hani bunun sesini duyuyor. Dalaran'dan ilk kovulma dönemleri kuzeye doğru yolunu alıyor. Ve burada Nerubian ırkıyla, bu az önce Eda gördüğünde hani Anubara'a benziyor dediği ırk tarafından ele geçirilmiş ve zamanda, çünkü biliyorsunuz, Scourge'la Nerubian arasında da ufak bir savaş döndü. Aeol Nerub şeyinde civarlarında. Bu ziguratı ele geçiriyorlar arkadaşlar. O tipleri de size şöyle göstereyim. Hatta Nax Ramaz'ın da raidini de açayım. Şu Nerubian ırkının tarafından ele geçirilmiş bir ziggurat. Ziguratlar arkadaşlar, Scourge'un vebayı yaymasını sağlayan, bunu mesela koyuyorsunuz bir bölgeye, bu bölgenin toprağını yok ediyor, oradaki yaşam enerjisini çekiyor ama yere sabit bir şey. Yani şimdiki uçan halini kazanlar, direkt kazanmıyor. Kazanlarda böyle zincirlerle. O kaldronlar, yani o vebanın üretildiği şeyler. Demek istediğim bu değil. Ondan sonra arkadaşlar Kel'Thuzad buraya geldiğinde, hani bunun Lich King diyor ki sen bana hizmet edeceksin artık bu saatten sonra, gel bu şeyin başına sen geç. Bu adını sen söyle, Necropolis demeyeyim de ziguratın başına sen geç. Bununla Azeroth'a Scourge'ı yayalım diyor ve özel bir güçle, özel bir şeyle bunu yerden kaldırıyor. Ve bunun gibi bir tane daha var. Yani birkaç tane daha var, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hatta birisi Dead Knight'ların klas oğlu olan Akerus. Uçan şeylerden, Necropolis'lerden. Uçmaya başladıktan sonra ismi Necropolis haline alıyor. Yani direkt Necropolis olarak geçmiyor bunlar. Lich King tarafından özel bir büyü gücüyle vebanın bütün dünyaya yayılmasını amaçlayan uçan kalelere Necropolis deniyor ve Nax Ramaz da bunlardan biri. Nax Ramaz'ın da geçmişinde bir Nerubian fethi var. Nerubian fethinden sonra Nerubianların Lich King'e hizmetine girişi var. Oradan sonra da bu Nax Ramaz isimli ziggurat Lich King'in emrine giriyor ve Kel'Thuzad da kuzeye Lich King'e hizmet etmiş. Kuzeye gidip Lich King'e hizmetini sunduktan sonra da bu Necropolis'in başına geçiriliyor. Huh. Okay. Nax Ramaz bu kadar, dağılabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz falan. Bir soru. Tabii ki lütfen. Nerubian İmparatorluğu'nun Ankiraj Böcek İmparatorluğu'yla bağlantısı. Direkt bağlantısı var. Şöyle. Bu turuncuyla gördüğünüz, bu şeyde haritada turuncuyla gördüğünüz şeyler, ırklar birbirine akraba. Daha önce hani troll savaşları diyoruz, insanlar ve troller arasında geçtiğini söylüyoruz ya. Asıl büyük troll savaşları Akir ırkı ve troller arasında geçiyor abi. Akir ırkı dediğinde yani sadece Kiraj'i ırkı değil. Mesela Mantitler, Ankirajlar ve Aeol Nerub. Yani bu üçü birden şey yapıyor, devreye giriyor. Ve hepsi Old God, nasıl söyleyeyim, askerleri.
Mesela Nerubianlar Yoksaron'un askerleri, Kirajiler Katun'un askerleri, Mantitler de şeyin askerleri, Yşeraz'ın askerleri. Yani hepsi aslında aynı kökenden türeme, sadece lokasyon farklılıkları gösterir gibi ırk farklılıkları gösteriyorlar. Tamam mıdır abi? Evet, evet, teşekkür ediyorum. Uygun bir cevapsa kapatıyorum. Devam ediyorum. Evet. Şimdi Kel'Thuzad'ı dedik ki buraya geliyor, işte başına geçiriyor ve o zaman tabii Lich King Arthas değil. Yani Kel'Thuzad'ı, şöyle bir Kel'Thuzad özetleyeyim ben. Kel'Thuzad'ı özetlemeden olmayacak gibi. Arkadaşlar Kel'Thuzad çok eski bir Dalaran büyücüsü ve Dalaran da o kadar güçlü ki hani bu altılı konsey dediğimiz bir konseyin üyesi. Bu altılı konsey arkadaşlar mesela geçtiğimiz haftalarda Ronin'i anlattık. Dedik ki işte Dalaran'ın lideriydi, Kirin Tor'un lideriydi ve altılı konsey üyesiydi. Hani en büyük altı büyücünü meclisi var, bir tane de aralarından lider oluyor. Tamam Dalaran'ın lideri olmadı Kel'Thuzad ama bu altı büyücü içindendi. Yani çok güçlüydü. Velhasıl gençliği döneminde ki size haritada şurada göstereyim. Geçen hafta dedim ya çok oldu ya. Eskilerde South Shore bölgesini anlatmıştık. Bu South Shore'da şu haritanın arka şeyinin de resimlerin altında kaldı. Şu South Shore'da şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Yaşayan bir büyücüydü. Ve burada zaten Dalaran'a da yakın. Çok güçlü nekromansi öğretileri üzerine çalışmaya karar veriyor. Bu da tabii yasaklı. Hani çok detayına girmeyeceğim onun. Yasaklı. İşte Dalaran'daki büyücüler diyor ki hot yapma kardeş. Diyor eline vuruyor. Bu da diyor ki ben şey yapmak istiyorum. Devam etmek istiyorum derken bir gün Lich King'in sesini duyuyor. Kuzeye geldi. O sırada da yaptığı deneyler yüzünden gene yakalanıyor ve hem altılı meclisten atılıyor hem de Dalaran'dan sürgün ediliyor. Dalaran'dan da sürgünü yiyince Kel'Thuzad içten içe şöyle bir cümle, yani şöyle düşünüyor. Oh diyor, iyi oldu diyor. Gideceğim istediğim şekilde adını sen söyle. Tecrübe edeceğim, istediğim deneyi yapacağım vesaire vesaire diyor. Ve yolda tabii onu Kel'Thuzad nasıl söyleyeyim? Lich King boş durmuyor, hani gel diyor. Onun da kovulduğunu duyduktan sonra. Ner'Zhul değil mi? Lich King Ner'Zhul olamaz. Ner'Zhul olan Lich King, yani Arthas değil. Okay. Onu kuzeye çağırıyor ve kuzeyde nacizane arkadaşlar şeyle karşılaşıyor. Naxxramas'la yolları kesişiyor. I was cast out by my comrades, exiled, forced to wander the frozen wastes. But I was not alone, not entirely. Bu ilk cümlede de şunu söylüyor. Hani arkadaşlarım tarafından hani cast out, atıldım diyor ve zaten diyor hani o gücü aramaya çıkmıştım diyor. The voice, now my only companion, guided me to my destination. Ses. Ses sadece, yani bir ses vardı. O ses zaten Ner'Zhul işte bahsediyor. I felt my blood run cold, as cold as ice crown itself. Nerubianları görünce korktuğundan bahsediyor. Inside. I bore witness to horrific acts, demonstrations of power, power that could be mine for the asking. Terrified, I ran. Çünkü kralları çağırdı onu oraya. Did not get far. All too soon, my choice was made. Too late did I realize that such power does not come without a price. Ve o çirkin haline alacak. Hayır. Giren abi şeyi döverken de, o patchwork'ü döverken de Tatus'a geçtiler. Bunları hepsini tek tek anlatacağım. Patchwork, hiç kesemedim patchwork'ü ya. Bizim bu, benim bu ilgimi iki boss kesildi. Şey, Tadius zaten şey, Loatep, Maiex'de kestik. Zaten Loatep'e mi basit bu? For I have returned.
Bu ara arkadaşlar şöyle göstereyim, güzel yerde yakaladık videoyu. Hani dedim ya size, Eastern Plaguelands'ın üstündeydi Nax Ramas, Wrath of the Lich King de Dragonblight tarafına geçti. Bu videoda şu anda görüyorsunuz, burası Eastern Plaguelands, yani hani Eastern Kingdoms'daki yeri, şeyin eski hali Nax Ramas'ın. Yani bu işte Lordaeron krallığına vebayı dağıtırkenki hali. I am Kel'Thuzad. Your curiosity will be the death of you. Zaten fark etmişsinizdir. Patch 1.1 yazıyor. Şimdi buradan sonra Kel'Thuzad'ın hikayesi tabi böyle sona ermiyor. Geliyor Andor Hall'da tahıl ambarlarına yani vebayı bulaştırıyor, vebayı sürüyor diyelim. Hani onu dağıtıp daha fazla undead karakteri yaratabilmek ve Lich King'in emrine sokabilmek için çalışmalar yapıyor. Burada da nasıl söyleyeyim, hani Kral Menethil diyeyim, Terranas Menethil'in dikkatini çekiyor. Dikkatini çekince de diyor ki, oğlum git Arthas'a incele bakayım diyor. Arthas gidiyor, bakıyor, işin başında bu var, hemen pıt öldürüyor onu orada. Kel'Thuzad'ı Andor Hall'da öldürüyor. Daha sonra Stratholm olayları yaşanıyor. Kendisi kuzeye gidiyor. Frostmourne'u elde ediyor. Frostmourne'u elde ettikten sonra zaten işin seyri değişiyor. Arthas artık Paladinlik'ten çıkıyor. Ve yavaş yavaş Ner'Zhul'un komutasına giriyor. Ner'Zhul'un komutasına girmeye başladığı andan itibaren de zaten Death Knight haline bürünüyor. Death Knight olduktan sonra da hani aldığı emirler doğrultusunda tekrar Azeroth'a geliyor ve bu sefer diyor ki Kel'Thuzad'ı summonlaman lazım, yeniden kaldırman lazım. Neden? Çünkü Archimonde'u summonlasın diye. Geliyoruz bu sefer Andor Hall'a. Kel'Thuzad'ın kalanlarını alıyoruz. Kalanları derken hani öldükten sonra bedeni parça... Eş. Külleri, külleri. Eş. Kül demeyelim de parçaları, çünkü kül farklı, yani yakılmış değil, o dekompozite oluyor, anladın mı? Haa. Hani... Örüşmüş. Ha aynen. O kalıntıları alıyoruz. Sunwell'e götürüyor Arthas ki Warcraft 3 geliyor arkadaşlar. Oyunu da aldık diyelim. Hani bir izleyicimiz hediye etti bize oyunu. Warcraft 3'ü de oynayacağız. Orada da tekrar göreceğiz bu hikayeleri. Phantom Smith. Aynen. Velhasıl Sunwell'e gidiyoruz ve Kel'Thuzad'ı tekrar kaldırıyoruz. Daha sonra bir Lordaeron'a dönme olayları var işte. Dreadlord'larla yaşanan hadiseler var. Archimond artık Lich King'i istemiyor. Scourge'un kontrolünü Dreadlord'lara bırakıyor vesaire vesaire. Burada Kel'Thuzad tekrar kuzeye geliyor. Necropolis'in başına bu sefer Lich olarak geçiyor. Lich olarak geçtikten sonra da Azeroth'a geliyor ve Necropolis'i buraya Eastern Plaguelands'da bu Plaguewood'un üstüne kuruyor. Buradan da vebayı yaymaya başlıyor. Hatta Daeryn Mograine'in hikayesini anlatırken ki anlattığımız o büyük Nax Ramas hikayeleri lore'u bu dönemde geçiyor. Yani şimdi mesela klasik oynayan arkadaşlar Nax Ramas raidini yaptıklarında aslında Daeryn Mograine'in maceralarını yaşamış oluyorlar. Çünkü o dönemde dedim ya size, her bir boss'un kesilmesinin bir hikayesi vardı. İşte Onyxia'yı Alliance kesti ki Varian keser. İşte Neferyan'ı Horde kesti ki Saurfen keser. Gibi gibi. Ortak raidlere girmiyorduk yani. Yok, ortak giriyorduk. Gene Horde Alliance istediği gibi girerdi de. Demek istediğim lore wise olarak, yani hikaye tarafında bir keseni vardı onların. Okay. Bu Dawnbringer Paladin arkadaşlar bize Nax Ramas'ın hikayesini anlatır. Çünkü Argent Dawn'da anlatmıştım. Bir kısa değinmeme gerek var mı o gün şeylere? Daeryn Mograine geliyor, babasını kurtarmak için aslında Nax Ramas'a giriyor. Nax Ramas'taki bütün şeyleri, bossları katlediyorlar o raid'de. Hı-hı. İşte o raid'i biz yapıyoruz. Bence gerek yok. Arzu eden arkadaşlar çok üzecek çünkü konu. Daeryn Mograine videomuzdan takip edebilirler. Bu Dawnbringer Paladin arkadaşlar bossları tek tek tanıtıyor. Mesela Anubrekan'dan başlıyor ki şöyle de ben vereyim size. Şimdi arkadaşlar Nax Ramas çok büyük bir raid. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Burada 4 çeyrekten oluşuyor. Kutu gibi bir raid. Kutu gibi bir lokasyon. Ve bunun bir de üst katı var. Hani 5. bir yer var ki
Şurada görüyorsunuz hani 1 ve 2 diye. Zaten burası Kel'Thuzad'ın şey Saffron odası, burası da Kel'Thuzad'ın yeri. Bu 1, 2, 3, 4 ve arkadaşlar farklı olarak isimlendirilmiş. İşte Arcanid Quarter, Plague Quarter, hani böcek çeyreği, veba çeyreği, askeri çeyrek ve nasıl söyleyeyim, oluşum yapılan çeyrek, yani deneylerin yapıldığı çeyrek olarak. Şimdi bizim bossları kapatıyor, o yüzden ben bu ekranı kapatacağım arkadaşlar. İlk boss'tan başlayalım. Dawnbringer bu boss hakkında şöyle diyor arkadaşlar. Anub Araan en büyük generali buydu. Yani Lich King'e karşı verilen savaşta da ve bize karşı verilen savaşta da Nerubian ırkının yöneten general olarak lanse ediliyor Anub Rekan. Ve nasıl söyleyeyim, Anub Arak'tan sonra Azeroth'ta bulunan en güçlü Nerubian. Crypt Lord demiyor muyduk bunlara? Crypt Lord de dersin. Dersin, evet, Crypt Lord. Şöyle arkadaşlar, bu boss'ta şimdi Biran abinin de adını çok andım ha. İyi ki geldin. Yoksa gıyabında konuşacaktık. Çokça duymuştur bu sesi. Oyunun zaten sesler açık oynamazsan biz Eda'yla hep şey diyoruz yani. Çok şey kaçırıyoruz diye. Kaçırıyoruz. Bu boss'a ilk terliği fırlattığınızda, ilk taunt'u attığınızda Welcome to my parlor diye bir şeyde bulunuyor. Adını siz söyleyin. Laf yapıyor, bir söz söylüyor. Nara. Örümcek ve Sinek isimli bir kitaba atıfta bulunuluyor arkadaşlar. Çok narsane, büyük, nasıl söyleyeyim, zamanın Amerika'sında dönen güçlü bir şiirmiş bu. Ben de çok detayını bilmiyorum. Sizler için araştırma yaparken yakaladığım bir şeydi. Çok detayına girmiyorum ve devam ediyorum. Grand Widow Ferlina arkadaşlar. Yine Arcanid Quarter, yani örümcek ve böceklerin çeyreğinin önemli bosslarından bir tanesi. Şimdi bu arkadaşınsa eski bir insan, ki zaten görüyorsunuz formu da insan şeklinde. Botanistmiş arkadaşlar. Eskiden yani çiçek böcek işleriyle uğraşırmış. Örümcekler ve böcekler üzerine araştırmalar yapıyor. Lich King için zehir geliştirmesine, yani örümcekleri böyle nasıl söyleyeyim çoğaltmak için falan değil de o örümceklerden zehirlerini toplayıp vebayı yapabilmesine yardımcı olmak için Lich King adına çalışıyor arkadaşlar. Ve zaten bu çeyreğin artık son boss'una geliyoruz. Maexna. Maexna'yı Hearthstone'dan da hatırlayacaksınız. Çok güçlü bir kart, ki nasıl söyleyeyim, yani herkesin kullandığı bir kart, her deck'in kullanabileceği bir kart. Bu boss için şöyle söylüyor Dawnbringer. Kuzey'in dağlarında yaşayan bir örümcek yakalanıyor ve çoğalmaya zorla şey yapılıyor. Zorlanıyor diyeyim. Hani bu az önce Grand Widow Ferlina var demiştim ya, botanist ve örümcek araştırmacısı. İşte bu abla bunu zorla çoğaltıyor ve yavrularını, şeylerini nasıl söyleyeyim, yani yavrularını kullanıyor veba yaratımında kullanmak için. Ve hani bundan dolayı çok sinirli olduğu için bu örümcek Lair'ına, yani mağarasına kim girerse öldürüyor, yok ediyor. Hani kimse bunun mağarasına girmeye cesaret edemez diyor Dawnbringer. Bize karşı savaşmasında sebebinin bu olduğunu söylüyor. Bu çeyrek, yani böcek çeyreği dediğimiz çeyrek, Naxxramas'ın bu kadar arkadaşlar. Bu 3 boss. Bir sonraki çeyrek veba çeyreği. Şimdi isimleri bilerek söylüyorum ki hani veba çeyreği, şu bu çeyreği diye. Zaten ilgilendikleri şeyleri de kısmen nispeten anlamış oluyorsunuz. Bir sonraki boss'umuz arkadaşlar veba çeyreğindeki Not the Plaguebringer. Şimdi okuyorum bunları çünkü hani ezbere şey yok. Dawnbringer'ın söyledikleri bunlar oyundan şeyler. Aşkım ne yapıyorsun ya? Gel bebeğim. Ya sen oyununla o şeyine bakar mısın? Bebeğim başımı döndürdün. Ya sen bakıyor musun ki? Evet. Bakma. Bu da arkadaşlar, bu arkadaş da geçmişte Dalaran'ın hatırı sayılı büyücülerinden ve simyacılarından biriymiş. Hani Arthas ve Kel'Thuzad'ın yaptıklarını duyuyor ve yani büyü hırsıyla, güç hırsıyla onlara hizmet etmeye gidiyor. Kendisini Scourge adıyor. Yani herhangi bir zorlamayla falan gelmiyor Maix'ına gibi. Kel'Thuzad da bunu öldürüyor ve Necromancer Undead olarak kaldırıyor. Yani bu arkadaş böyle insan gibi göründüğüne bakmayın. Undead ve Necromancer olarak kaldırıyor. Şöyle söyleyeyim, bu arkadaşın görevi Scourge için ölü bedenleri toplayıp kaldırıp Lich King'e hizmet edecek hale getirmek. Tamam mıyız? Bence tamamız.
Bu fight'ı da çok kolaydı. Ben hiç zorlandığımı hiç hatırlamıyorum. Ne klasikte ne de 60 level zamanlarında hiç zorlayıcı bir fight'ı yok idi. Şimdi benim en sevdiğim bosslardan bir tanesi ve nasıl söyleyeyim Naxxramas'ta 80 zamanı yani Wrath of the Lich King zamanında Undying almak isteyen arkadaşların en çok zorlandığı boss buydu. Hagen the Unclean. Bu arkadaş vebayı yaratmaktan ve yaymaktan sorumluydu. Hatta az önce yayının başında Eda şey demişti. Kaldronlar var. İşte haritalarda görmüştük. İşte vebanın yayılmasından sorumlu. Onlardan dağılıyordu, yayılıyordu diye. İşte o vebayı yaratıp üreten arkadaş bu arkadaş. Ve fight'ı hatırlar mısınız bilmiyorum da böyle pıf 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 diye böyle haritanın dört bir yerinden veba püskürtürdü yukarı. Hatta dans etmeye çalışırdın o vebalara şey yapmamak için. Ashimant'ın adı da safe dance'dı yani güvenli danstı. Hatta. Azeroth'taki bütün kazanların içindeki hani nasıl söyleyeyim vebayı Hagen'ın yaptığı, Hagen'dan çıktığı söyleniyor arkadaşlar. Söyleniyor dedim de bu ara tekrar ediyorum. Çok kukuman gibi oldu kusura bakmayın. Dawnbringer isimli paladin'den duyuyoruz bunları. Eğer Northrend'de ki lokasyonuna giderseniz yanında bir projektör var. Projeksiyon makinesi neyse projektör. Orada bossların silüetini de gösteriyor. Ben zaten burada size bunu gösteriyorum diye şey yapmıyorum. Gitmiyorum oraya. Son boss, bu çeyreğin son bossu Lothep. Lothep arkadaşlar normalde hani kendi bilinci ve dirayetiyle Lich King'e ya da Scourge ordusuna katılmış bir boss değil. Lothep Azeroth'ta veba üzerine yapılan deneyler sonucu ortaya çıkıyor. Bu Bog Beast'ler vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Su kenarlarında olur böyle yosunsu yaratıklar falan. O yosunsu yaratıklara vebayı bulaştırıyorlar ve bu boss'u yaratıyorlar. Daha sonra bunu hani bakıyorlar böyle çok fazla spor ve virüs falan üzerinde biriktiriyor. Diyorlar ki biz seni kullanırız arkadaş gel diyor kapatıyorlar şeye. Naxxramas'a ve Lich Kel'Thuzad tarafından kullanılıyor veba yapımında. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar askeri çeyreğe. Bu adamın da adını söyleyemiyorum. Instructor Razuvius diye isim geliyor ama Razeveus'muş. Arkadaşlar bu adam şu an ekranda gördüğünüz adam askeri şeydeydi. Askeri kanattaki ilk boss Lich King'in ordusundaki Death Knight'ları eğiten adamdı. Death Knight eğitmeniydi. Hatta fight alanına girdiğinizde iki tane böyle şey vardı. Nasıl söyleyeyim? Öğrencisi vardı dummy'de çalışan. Onları kontrol ederek boss'u tanklıyordunuz. Normal bir tank fight'ı yoktu. Oradan hani çağrışım yapabilir size. Tanklar için inanılmaz bir zor bir boss'tu. Bakalım Dawnbringer ne demiş? Kel'Thuzad tarafından bizzat atanan Scourge ordusunun Death Knight eğitmeni denir ki sadece kendi eğittiği biri onun kudretine dayanabilirmiş. Zaten burada da ona atıf yapılıyor. Hani fight'ta da dedim ya size adını siz söyleyin oradaki öğrencilerinin kontrol ediyorsunuz. Onu o şekilde dalıyorsunuz diye. Diğer bir boss bu kanattaki Gothic the Harvester. Bunu da birçoğunuz tanıyordur. Hani gittiğiniz zaman Naxxramas'a şimdi dahi gitseniz böyle iki tane oda var. İki tane salon var. Bu salonları tek tek temizleyip ikiye bölüyorduk hatta raid'i. Tek tek temizleyip en son boss aşağı inerdi. İkisini de temizledikten sonra boss'u temizlerdik. Bunun için de Dawnbringer şöyle diyor. Necromancer ustası yani ölü diriltme ustası Death Knight olabilecek ruhları ve bedenleri avlardı. Yani Lich King'in ordusuna dahil olabilmesi için Death Knight özelliği taşıyabilecek. Özellikle Paladin eski Paladinleri ruhlarını ve bedenlerini toplayıp gelirdi. Ki dediğim gibi fight'ı hatırlarsınız böyle havada ruhlar uçardı. Bir tarafta cesetler olurdu bir tarafta ruhlar olurdu vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar geldik. Hani nasıl söyleyeyim Naxxramas Raid'inin hikayesinin en civcivli olduğu yer
Ki yani anlatımın başında biraz kaçınmak istedim. Daeryn Mogren'in hikayesine gireyim mi girmeyeyim mi diye. Daeryn Mogren'in de hikayesi burada dönüyor. Bu Four Horsemen yani dört atlı olarak geçiyor. İncil'in mitolojisindeki yani İncil'in ne? Mitoloji değil aşkım. Ama öyle deniyor. Ne denir? Biblical myth Kıyametin deniyor. dört atlısı. Evet. Biblical myth deniyor ama. Yani bu bir şey değil mi? Bir şimdi İncil'in içine geçen bir şey, hikaye değil mi bu? Evet ama yani mitoloji olarak geçiyor Ha, hani. anladım. Şey değil. İnanış değil bu. Değil. Okay. Bu da o da bir legend. Evet, mahşerin dört atlısı. Yani ne derler? Kıyamet koptuğunda bu dört atlı inecek ve Armagedon Savaşı'nda cehennemin ordularını yönetecek dört general olarak geçiyor. WoW'daki olayı şu. Kor'Tas şu anda gördüğünüz yeşil şeyi adını siz söyleyin. Pale Horseman diye geçer. Uther'den sonra başa geçtiğine inanılan çünkü Uther öldükten sonra Order of the Silver Hand'in hani boş kalmıyor birileri geçiyor. Uther'dan sonraki paladin bu arkadaşlar. Kendisi cüce. Ve yani Dawnbringer şöyle kısaca bahsetmiş. Uther'in adamlarından biriydi. Pale Horseman'i hani Pale Horse'u sürer şeklinde yorumlamış. Kırat sürüyormuş yani. Evet. Bir diğeri arkadaşlar nerede o? Şu. Sir Zeliek. Sir dediğimize bakmayın. Sir ama Sir muhabbeti şuradan geliyor. Paladinliğinden geliyor. Beyaz atlıyı sürüyor arkadaşlar. Fetih atlısı olarak geçiyor. Babil mitolojisinde de aynı şekilde orduyu yönetecek zihin gücü olarak geçer. Hani üst akıl olarak bahsetmiş. Undead. Şöyle. Burada bu arkadaşın önemli bir misyonu, önemli bir yeri var. Hemen bahsedeyim şu. Undead olduğu halde arkadaşlar paladinlik özelliğini devam ettirebilen tek arkadaş bu. Scourge'un ordusunda. Yani fight'a girdiğiniz zaman da birkaç yerde fark ediyorsunuz. Nasıl söyleyeyim? Işığa dair güçler kullanabiliyor. Işığı kullanmaya devam ediyor. Normalde diyeceksin ki abi zaten Undead Priest'ler var. Undead Priest'lerin olayı aslında lore-wise'da genel anlamda Shadow'luk yani Shadow şeyine dayanıyor. Zaten Alonsus Fowl falan tarzı böyle yani çok güçlü ışığın kullanıcıları normalde şeyi kullanabiliyor. Undead olduğu halde ışığı kullanabiliyor. Ancak çok zorlandıkları ve sadece Priest olarak kullanabildiklerini biliyoruz. Bu arkadaş ise Paladin olarak kalabilen tek Scourge'el üyesi yani tek Undead üye. Anlatabiliyor muyum acaba? Evet. Ha bu ara ziguratlardan bahsettik arkadaşlar. Ziguratlar şu an önünde duruyorum. Bu bir ziggurat Evet. işte. Dediğim gibi Babil mitolojisine dayanır kelime kökeni. Göğe yükselen tapınak anlamı var. Scourge ordusunda da işte vebanın yayılmasını sağlaması için görevlendirilmiş yerler. Bebeğim bunun bir kapısı vardır. İçeri Var da gireceksindir. tüy ben Burada bakıyorum. böyle. Orada Gel. mı? Ziggurat. Aynen öyle bebeğim. Ziggurat. Bir sonraki atlıya geçelim. Lady Blemeaux. Fransızcaya benzer bir adı var bu arkadaşın. Çok da zor telaffuzu benim için. Blemeaux. Lanet Fransızca. Ben de çok okuyabildiğimi söyleyemem. Hemen okuyorum arkadaşlar. Açlığın atlısı bu yine bir eski bir paladin. Dawnbringer kendisi hakkında çok bir şey söylememiş. Siyah atlıyı sürerdi demiş. Dawnbringer kim ya? Dawnbringer bize oyunda bir karakter var. Argent Dawn'a bağlı aşkım. Aha. Yayının başına bahsettim zaten. Biz Naxxramas'ın hikayesini yani daha doğrusu Naxxramas'ın bosslarının hikayesini bu arkadaştan dinleyip Dawnbringer, okay. öğreniyoruz. Burada siz Baron Rivendare'ı göreceksiniz. Ancak Baron Rivendare değil. Naxxramas'ın gerçek son atlısı. Yani Mahşer'in atlısının son atlısı arkadaşlar. Alexandros Mograine. Alexandros Mograine bu atlılar içerisinde, atlılar arasında hikayesi en derin ve nasıl söyleyeyim?
Hani Naxxramas'ın adeta bütün hikayesi bu arkadaş üzerinden dönüyor. Alexandros Mogren. Neden? Alexandros Mogren, çok kısa değineceğim. İkinci savaş sırasında bir siyah artifak buluyordu, hatırlayın. Bunu getirip Paladin arkadaşlarına gösteriyordu ve Paladin arkadaşları da light basıyorlardı. Işte. Light basıyorlardı. O kadar çok light basıyorlardı ki artık böyle sırf ışıktan oluşma bir artifakt haline geliyordu. Ve ikinci savaşta artık nasıl söyleyeyim, pardon, ikinci savaş demiyorum. Scourge'a karşı verilen üçüncü savaşta savaşın seyrini değiştirebilmek adına cücelere bu artifaktı dövdürüyor ve çok büyük güçlü bir silah yapıyordu. Ve o silah da Ashbringer'dı arkadaşlar. Ashbringer'a da çok konuştuk. Ashbringer'ın altını üstünü getirdik. Hikayesini anlattık. Darren Mogren'i anlattığımız bölümde Alexandros Mogren'le ilgili her şeyi anlattık. Çok kısa bahsedeceğim. Alexandros Mogren Stratholme'un önünde Naxxramas'a karşı verilen savaşta çok yiğitçe hareketler yapıyor. Neredeyse binlerle ifade edebileceğimiz Undead'i öldürüyor elindeki Ashbringer'la. Ve en son oğlu tarafından ihanete uğruyor. Kıskançlık tamamen iki oğlun birbirine kıskanmasından kaynaklanıyor. Ve küçük oğlu Renold Mogren tarafından öldürülüyor. Ki Ashbringer tarafından öldürülüyor. Yani babası işte anlatmıştım. Silahını yere saplıyor. İyi ki soluklanayım lan diyor. Renault alıyor silahı arkasından, sırtından babasına saplıyor. Ama onunla fısıldıyorlar kulağına. Ha evet evet, kandırıyorlar ama şöyle söyleyeyim. Direkt bir mind control yok. Hani mesela Arthas gibi ya da atıyorum işte o Priestlerin kullandığı mind control büyüsü gibi bir büyü yok ortada. Yani zaten buna düşmeye hazırdı. Anlatabildim mi demek evet. istediğimi? Daha sonra arkadaşlar Darren Mogren Argent Dawn aracılığıyla buraya bir raid yapıyor. Bu raid'e bizler de dahil oluyoruz. Alt tarafta bir ışınlanma yeri var. Yukarı nekropolise ışınlanıyoruz. Ve Darren Mogren'e aslında yardım ediyoruz hikayede. Ama lore tarafında Darren Mogren dalıyor içeri. Yakın arkadaşlarıyla birlikte raid'in düzenliyor. Ve gidiyor babasını öldürerek kurtarıyor. Ve daha sonra Ashbringer'ı ele geçiriyor. Ancak hala corrupted halinde. Ashbringer'ın hikayesine devam etmeyeceğim. Darren Mogren'in de hikayesine devam etmeyeceğim. Bizim konumuz Alexandros Mogren ve Ashbringer'ın Naxxramas'ta bulunma haliydi. Klasik paketini oynayan Biran abi gibi arkadaşlar. Corrupted Ashbringer'ı elde etme şansınız var. Bir şey nasıl söyleyeyim 1.1'di. Cashbringer olabilir. Hatta Ashbringer'ı düşürme şansınız olursa, Ashbringer'a sahip olma şansınız olursa, Ashbringer'ın size fısıldamaya, sizinle konuşmaya devam ettiğini duyacaksınız. Tamam mıyız? Evet. Öyle ise devam ediyorum şöyle. Biz hikaye tarafında dediğim gibi aslında tamamen Alexandros Mogren'in etrafında dönen bir lore var Naxxramas'ın ve Alexandros Mogren oğlu tarafından öldürülüyor ve nasıl söyleyeyim bir nebze huzura kavuşturuluyor. Aslında silahın içinde ruhu yaşamaya devam ediyor. Alexandros Mogren öldü ancak Wrath of the Lich King'de burayı tekrar getirildi. Burayı tekrar getirildiğinde Alexandros Mogren'i buraya koymayı çok akıllıca bulmadılar ki değildi de. O yüzden yerine yenisini, yeni bir atlı bulmaya karar verdi Blizzard ve Baron Rivendare'i getirdi. Ki bu Baron Rivendare'i de tanıyorsunuz. Eskiden ki klasik zamanlarında nasıl söyleyeyim Scarlet Dungeon'larında bunu görebiliyordunuz. Scarlet Dungeon'ları derken şöyle eski bir toprak ağası Scarlet üyesi hani düzeltmiş gibi olayım da Stratholme'da görüyorsunuz. Gene Scarlet şeysi ama işte anladınız Stratholme Dungeon'larında kendisini boss olarak görüyor idik. Toprak ağasıydı. Bundan dolayı nasıl söyleyeyim? Yani Stratholme'daki yönetme gücü buna verilmişti klasik zamanında. Tekrar nasıl kaldırıldığı bilinmiyor. Bir muamma, biz orada onu kesiyoruz aslında. Tekrardan Arthas'ın ve Kel'Thuzad'ın komutasına nasıl geçtiği bilinmiyor. Bu ara Kel'Thuzad'ın kurduğu Cult of the Damned'de direkt olarak üye. Hani böyle Scourge member falan değil, direkt
Cult of the Damned yani lanetliler tarikatının ana üyesi. Şimdi bir sonraki çeyrek, son çeyreğe giriyoruz maçta, basket maçındayız. Nasıl söyleyeyim? Yapma, bozma, yap boz diyelim yani construct, inşa çeyreğindeyiz. Bu inşa çeyreğini hani nasıl izah edeyim? Hani burada böyle korkunç yaratıklar yaratılıyordu. Evet, Heroes of the Storm, Stitch. Ama Stitch Dark Duskwood'tu. Duskwood'da patrol gezen bir arkadaş. Bu Stitch değil. Şezlong'da bakan vampir balık. Selam, hoş geldin. Şimdi arkadaşlar, Patchwork aslında nasıl söyleyeyim? Çok hikaye derinliği olan bir boss değil. Tabiri caizse bu boss arkadaşlar bir deneme boss'u. Eğer bu boss'u kesebiliyorsanız Naxxramas'a devam edebilirsiniz anlamına geliyordu. Yani şöyle, sizin itemlarınız yeter. Bu boss'u yapmaya layıksınız. İşte bu raid'i yapmaya layıksınız. Gelin kesin diyeceğiniz boss'lardan biriydi. Ki şu anda da ona benzer bir yaratıkla dövüşüyoruz. Single target buradan mı geliyormuş? Olabilir. Şimdi Patchwork yazıyor arkadaşlar, farkındaysanız. Bu Patchwork. Hayır. Bir tane Stratom'da bir boss var, adı Rammstein. Patchwork'te başka bir Alman rock grubu Kraftwerk'e atıfta bulunarak isimlendirilmiş bir boss. Bunun böyle bir anısı var diyelim. Hani WoW dünyasında. Groblus. Groblus'u anlatacağız, Groblus. Şimdi Groblus'un nasıl söyleyeyim, bir hikayesi var. Yani bir görevi var diyelim. Naxxramas'ın arkadaşlar içerisindeki bütün veba, salgın, sümük, işte uz, zehirli yaşayan ne varsa bu arkadaşın bedenine toplanıyor. Ve bu arkadaş, hani bu etrafta böyle slime şeklinde dolaşan uzlar var ya, böyle vıçık 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 dolaşıyor. Onları içine plague'i basan arkadaş bu. Hatta böyle yapılan işte Stitch gibi, işte Glut gibi, ileride göreceğiz bir sonraki boss olarak. Şeylerin de yapımında hani emeği geçen arkadaş bu diyelim. Hani Dawnbringer şöyle bahsediyor. Naxxramas'ın bütün zehirli sıvısı bu arkadaşın bedeninde toplanmıştır diyor. Yok mu? Tamam, gidelim o zaman, yapacak bir şey yok. Şimdi bir sonraki arkadaşlar, bir sonraki boss'umuz Glut. Çok da hikayede derin 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 bir yeri yok. Eda'nın görevi var mı diye baktım. Arkadaşlar, vebadan ve hastalıktan oluşturulmuş bir köpek. Dawnbringer bundan şu şekilde bahsediyor. O kadar aç bir hayvandı ki, yani hiçbir canlı onun açlığını doyuramazdı diyor. Hatta bu Tadius'un emirlerini, yani Tadius'u kontrol eden iki tane yaratık vardı. Bir bakabilir miyim müsaadeniz varsa? Yok, adını yazmamışım. O Tadius'u kontrol eden iki tane undead var arkadaşlar. O undeadler bunu besliyorlarmış her gün. Ama undeadlerle besliyormuş çünkü ellerinde yaşayan olgu yok. Denir ki bir orduyu yani tek başına yermiş, yine de doymazmış. Yani öyle aç bir hayvanmış ki fight'ta hatırlarsanız böyle bir sürü undead et çıkartıyor. Onları kesiyorduk. Glut'un da yani kısa hikayesi, özgeçmişi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, çeyreklerin sonuncusu olan inşaat çeyreği diyelim, construct çeyreğinin son boss'u Tadius'a geldik. Şimdi Tadius arkadaşlar, hani nasıl izah edeyim, ben çok heyecanlanıyorum bu boss hakkında konuşurken, muhabbet gerçekleştirirken. Hem benim için hani oyun dünyasında da çok ayrı bir yeri var, World of Warcraft'ta da çok ayrı bir yeri var. Nedenini şöyle söyleyeyim. Şimdi Dawnbringer der ki, devasa bir abomination'da elektrik verilerek hayat verilir ve ölen kadın ve çocukların bedenleri kullanılarak yapıldı. Bakın, burası çok önemli. Özellikle şunu belirtmiş Dawnbringer.
ölen kadın ve çocukların bedeni kullanılarak yaratıldı. Ve hatta öyledir ki bunun yapımı sırasında bu öldürülen kadın ve çocukların cesetleri içine cesetlerin ruhları içine hapsedilmiş. Evet, özellikle bunu belirtmiş, sadece mi bilmiyorum ama özellikle kadın ve çocuk olarak belirtiyor. Bebeğim tekrar girmeyelim aynı yere. Ama var, çıktı şu an görev bana. Ha, çıktı mı? Evet. Tamam. Feugan ve Stalak, bu ara dediğim gibi iki tane arkadaş yönetiyor bunu. İkisini aynı anda kesiyoruz. Daha sonra Tedious aktif hale geliyor, hatırlayın. Öyledir ki raid içerisinde ruhu... Şimdi... Özellikle böyle fıtı 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 böyle çok büyük heyecanla sizlere anlatmak istediğim, bahsetmek istediğim şey şu. Bunu ben yayından önce bir hazırlık yaptım sizlere. Yok bebeğim, görülecek bir şey yok. Sen devam edebilirsin. Arkadaşlar, bu boss o kadar tüyler ürpertici ki. Yani raid'e girdiğinizde bu boss'un üzerinde yapımında kullanılmış çocukların ve kadınların çığlıklarını duyabiliyorsunuz. Ta ki bu boss'u kesene kadar. Yani normalde mesela ilk defa raid'e giriyorsunuz diyelim. Naxxramas'a ilk defa girdiniz. Bu çığlıkların nereden geldiğini anlamıyorsunuz. Bir çığlık geliyor. Ben ilk defa girdiğimde öyleydi yani. Bu ne lan falan demiştim. Böyle bilen arkadaşlar söylemişti. Ya işte Tadius'te bir boss var. İşte öldürünce huzura kavuşacak çocuk. Tamam. İşte o zaman susacak. Yani o susturmak için hatta biz ilk burayı yapardık falan yani. Ciddiyim bu konuda. Onun da sesini size şöyle naçizane takdim ediyorum. Yani eskim gitsin. Ne dedikleri anlaşılmıyor. Şöyle ben size ne dediklerini söyleyeyim. Gel otur. Baştan. Burada please diyor zaten. Stop, please stop diyor. Help me, save me. Orada da arkadan başka biri bağırıyor. Stop screaming diye. Evet, gerçekten tüyleri diken diken eden bir hikayesi var Tedious'un ve şöyle söyleyeyim size. Nerede yakalayabilirim? Yakalayabilir miyim acaba şöyle? Bu da Tedious'un kendi sesi. Tedious'u öldürdüğünüzde size teşekkür ediyordu. Ve hatta ilk hani engage olduğunuzda çok geç kaldınız, artık her şey için çok geç diye hani bağırıyordu. Ya, o da kurtulmak istiyor. Tabii ki. Yani şöyle trivia olarak da zaten baktığınızda Frankenstein'a benziyor. Şekil olarak da benziyor. Hani etrafında böyle somunlar, cıvatalar falan görüyorsunuz. Elektrik verilerek hareket ettiriliyor zaten. Olması zaten yine Frankenstein şeyi. Frankenstein. Gerçekten tüyler ürpertici. Özellikle o sesler. Eğer tecrübe etmediyseniz lütfen bir kez gidin, oyunun seslerini açın. Özellikle ambiyans seslerini gidin dinleyin. Gerçekten tüyler ürpertici. Şimdi geldik son iki boss'a arkadaşlar. Biri Saffiron, diğeri zaten Kel'Thuzad. Kel'Thuzad'ın hikayesini anlattık. Şöyle Saffiron'u nasıl anlatayım sizlere. Saffiron iyi... Az önce bir lafı geçti. Evet, mavi ejderhalardan biriydi. Ancak Syndragoza'nın yani herhangi bir akrabalığı yoktu. Çok güçlü bir mavi ejderha idi kendisi. Bunun hikayesi şöyle arkadaşlar. Arthas, hatırlarsanız Ner'Zhul'un zayıflamasından sonra... çünkü Ner'Zhul zayıfladıkça Arthas'ın da gücü zayıflıyordu. Kuzey'e çağrıldı. Kuzey'e çağrılış sırasında... oraya girmeyelim. Ay evet. Kuzey'e çağrıldığı sırada yolda Anubarak'la karşılaşıyor. Ve artık Arthas'ın da yavaş yavaş gücü tükenmek üzere. Anub da diyor ki arkadaş gel
Burada böyle böyle bir çok güçlü bir mavi ejderha var. Hatta Warcraft 3'te bunu görebilirsiniz. Gidip görevi icra ederseniz. Çok güçlü bir ejderha var. Keselim. Hem tekrar diriltir ordumuza katarız. Hem de nasıl söyleyeyim? Hani biliyorsunuz ejderhalar Karşı hazineleriyle meşhurdur. etmemiz lazım. Hazineleriyle meşhurdur. Hazinesini ele geçiririz diyor. Artasında işine geliyor. Tamam diyor. Ve gidiyor. Saffiro'nun lair'ına giriyor. Saffiro'nun lair'ı zaten Dragonblight'ta Ayal Norub'un yakınlarında bir yerde. Warcraft 3'te eğer Frozen Throne şeklinde devam ederse bu boss'u göreceğiz arkadaşlar. Şöyle ben bir notlar almışım sizler için. Zamanında Dragonblight'ta Kuzey'in dağlarının koruyucusu olan Mavi Ejderha sınıfı üyesi bir ejderha diye. Ki dediğim gibi bunu Dawnbringer anlatıyor bize. Arthas Ner'zhul tarafından acil olarak Kuzey Ice Crown'u çaldıktan sonra Ayanovna bunu anlattı. Tamam. Şimdi Dawnbringer son olarak şöyle bir detaydan bahsediyor. Tabii ki hani sonuç olarak Arthas fight'ı kazanıyor ve bunu Frostgrim olarak yani buzul ejder olarak ordusuna dahil ediyor. Ordusuna dahil ettikten sonra Frostgrim'lerin en güçlüsü haline geliyor. Tabii ki Sindragoza'dan sonra. Ama daha orada Sindragoza'yı uyandırmamış. Yani Arthas Lich King'e tam dönüşmediği şeydeydi. Dönemde oluyor bu. Frostgrim'lerin nasıl söyleyeyim Sindragoza gelene kadar ki başı çeken ejderha bu. Velhasıl. Dawnbringer şöyle diyor bunda. Mavi yani ejderha dönemi olduğunda da çok güçlü bir dragondu yani ejderhaydı. Ondan mıdır ya da Arthas bizzat kendisi kaldırdığı için mi bu kadar güçlü bilinmez diyor. Büyük ihtimalle burada vurgulamak istediği şey aslında şeyin Dawnbringer'ın Arthas uyandırdığı için çok güçlü bu Saffiron. Ben böyle yorumladım. Benim yorumum bence En doğrusu. bu şekilde. Yani yoksa niye böyle bir quote geçirsinler ki oyunda değil mi? Hani Arthas kaldırdığı için mi ya da işte Mavi Ejderha döneminden kalma mı bu kadar güçlü bilinmez ama diğer buzlu ejderlere göre daha güçlü diye adam not düşmüş oraya. Büyük ihtimalle de Arthas kaldırdığı içindir diyorum. Saffiron'un asıl olayı ise şu arkadaşlar. Maligos'un en güvendiği ejderhalardan bir tanesiydi. Bundan dolayı Maligos kendi yeri olan yani kendi alemi olan Focusing Iris diye geçiyor ama ne denir ona? Hani büyü aleminin anahtarını buna veriyor. Saffiron'a veriyor. Yani biz Wrath of the Lich King paketinde eğer Maligos'un raidine girebilmek istiyorsak önce Saffiron'u kesmemiz gerekiyordu. Ki oranın anahtarını alabilelim. Anladım. Yani oyundaki yeri de bu şekilde idi. Son boss'umuz Kel'Thuzad. Şimdi Kel'Thuzad'a hazır geldik. Ben size şöyle bir şey de hazırladım. Bunu da göstermek istiyorum. Kel'Thuzad artık konuşa konuşa zaten bir taraflarımız şey oldu. Burada Naxxramas'taki bütün boss'ları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kel'Thuzad'dan ayrı bahsetmeyeceğim. Yeterince bahsettiğimizi düşünüyorum. Hikayesinden. Burada bütün bossları görebiliyorsunuz. Şurada çok küçük bir detay var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama Kel'Thuzad'ın da kedisi var. Eğer yani klasikte öyle miydi bilmiyorum ama Wrath of the Lich King döneminde Kel'Thuzad'ın kedisine dokunursanız bayağı bir sinirleniyordu. Yani size bağırıyordu, kızıyordu vesaire. Naxxramas'ın bosslarını tek tek tanıdık arkadaşlar. Naxxramas'la ilgili soracaklarınız varsa eğer Edacığım, Biran abicim, sevgili izleyicilerimiz sorularınızı Bence alayım. eline ağzına sağlık. Ben yeterince cevap aldım. Ben de aldım. Yani hani